Global Kalite Zirvesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sayın Genel Başkanım, kıymetli Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Valim, kıymetli Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, iş dünyamızın önemli temsilcileri, sivil toplum örgütü liderleri, kıymetli basın mensupları ve siz değerli konuklarımız. Efendim, Lobin International tarafından düzenlenen European Business Club Association ve Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen Avrupa Birliği'ne akredite gerçekleşen Global Kalite Zirvesi ödül törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu, moderasyonla size eşlik ediyor olacağım. Sabah saatlerine başladı yolculuğumuz, akşamda gala gecemizde devam ediyor. 35 yıldır tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapan Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Ustaoğlu'nu açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Milletvekilim, Sayın Valim, sivil toplum örgütünün kıymetli liderleri, kıymetli basın mensupları. 35 yıldır sürdürdüğümüz kalite bilincinin yaygınlaştırması çalışmalarımız bu yıl Global Kalite Zirvesi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Sabah iki ayrı oturumda konuşmacılarımız eğitimden sağlığa, spordan savunmaya kadar birçok alanda dünyaya örnek olan girişimlerimizi, çalışmalarımızı burada katılımcılarla paylaştılar. Sağlık sektöründe gelinen noktayı paylaştılar. 1980'li yıllarda efendim, Türkiye'de bir turistin muayene edilebilmesi büyük bir başarıyken artık Türkiye sağlık alanında bir odak noktası. Dün savunma alanında kapı kapı gezerken bugün savunma sanayinde Türkiye kapısı sürekli çalınan bir ülke. Dün kendi doğal kaynaklarımızı arayamazken bugün uzaya uydu gönderen bir ülkeyiz. Türkiye yeni yönetim anlayışıyla 2000 yıllık serüveninde bir zirve noktası yaşamakta. Bu bizi tabii gerçekten heyecanlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın o sen Ali isem ben de veliyim diyebilme tavrı bize getirdiği o özgüven. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs davasındaki çalışmaları da bizi gerçekten inanılmaz şekilde heyecanlandırmaktan. Sözü daha fazla uzatarak sıkmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah biraz sonra ödülünü takdim edeceğiz. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle beraber olmak ben büyük onur duyuyorum. Hoş geldiniz efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşrifleri hazırlanır efendim. İstanbul benim için çok önemli bir şehirdir. Burada 10 yıldan fazla medya sektöründe üst düzey bir yönetici olarak çalışmış, sizlerin arasından çıkarak Kıbrıs'a geri dönmüş, siyasete girmiş ve bu makamlara geldikten sonra elbette hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını, hukukunu, menfaatlerini ama aynı zamanda müşterek bir milli davamız olan Kıbrıs meselesinin müzakere masalarında, uluslararası toplantılarda, New York'larda, Londra'larda, Cenevre'lerde, Brüksel'lerde her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde bütün bu mücadelede ulusal çıkarlarımız, milli menfaatlerimiz ve Kıbrıs'ta siyaseti sürdürürken her zaman sık sık ifade ettiğim gibi Kıbrıs Türk halkı Anadolu'nun, Türkiye'nin, Büyük Türk ulusunun kopmaz bir parçası olarak ve aramızdaki sarsılmaz bağların daha da güçlenmesi için aramızdaki ilişkilerin, münasebetlerin ve gönül köprülerini
daha da inşa edilmek suretiyle genç nesillere, gençlerimize, ağabeylerimizin, babalarımızın, dedelerimizin 1950'li yıllarda o meydanlarda ya Taksim ya ölüm, Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır sloganları ile bu meydanlarda o heyecanı tekrar Türkiye kamuoyunun gündemine getirmek ve ona göre Kıbrıs'ımıza sahip çıkmak en büyük temennim ve dileğimdir. Benim bütün yaşam boyunca halkımın geleceği için çalıştım ama benim halkımın geleceğini Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte görüyorum. Hiçbir zaman ayrım olmaz, et ve tırnak kopmak bir parçası olarak. Diplomasi Başarı Ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar Beyefendi'ye takdim etmek üzere Sayın Fahri Ustaoğlu sahneye geliyor. Efendim tebrikler. Tebrikler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Diplomasi Başarı Ödülü verildi. Yeni nesil yayıncılık bilinci akla geliyor.